Hepinize merhaba arkadaşlar. 0'dan 50'ye serimizin ikinci sezon 1. bölümüyle karşınızdayım. Başlıktan da gördüğünüz üzere arkadaşlar artık serimizin ismi 0'dan 50'ye değil, Sea Fight Seyir Defteri serisi arkadaşlar. Artık başlığın içeriği yansıtmadığını düşündüğüm için başlığı değiştirme kararı aldım arkadaşlar. Bu yüzden Sea Fight Seyir Defteri'nde karar kıldım. Arkadaşlar artık Seafight seyir defterinde şöyle bir yol izleyeceğim. Etkinlikten etkinliğe etkinlik izlenim videoları çekeceğim. Onun haricinde arada bir de oyuna gelen değişiklik ve oynanış videosu atacağım. Diğer serideki gibi 50'ye çıkma gibi bir zorunluluğumuz artık kalmadı. Çünkü araya çok zaman giriyor ve oynayamadığım için sıfırdan 50'ye çıkmak şu anda hayal gibi bir şey. Onun yerine artık Seyir Defteri adı altında ara sıra video attığım bir seri haline gelecek bu başlık arkadaşlar. Gelelim bu videomuzun içeriğine arkadaşlar. Bu videomuzun içeriği futbol etkinliği ve kış etkinliği olmak üzere iki başlık. Futbol etkinliğinden başlayalım. Şu gördüğünüz Anomey isimli futbol gemisi arkadaşlar. Bu yıl futbol etkinliğini herhalde kış etkinliğiyle çakıştığı için mini bir etkinlik yapmışlar. Bu mini etkinlikte Anomey isimli geminin 10 milyon darbesi var. 10.000 inci ve 10.000'e 10 yakında kar güllesi veriyor arkadaşlar. Markette 10.000 üzeri yani biner biner gülle satılması yerine bu sefer futbol güllesini 100.000 olarak satmaya karar vermişler. 100.000 futbol güllesi de 47.000 inci ve 2500 taç. Yani 10.000 gülle bize şu anda 4750 inci ve 250 taca mal oluyor. Yani bize bu geminin totalde karı şu arkadaşlar. 30 bin, 30 ila 35 bin arası inci ve 250 taç arkadaşlar. Bunun daha amiral gemisini görmek nasip olmadı. Çünkü batırıyorlar. Hani gidip sıkmayı bile denemedim batırdıkları için. Ama bu Anomai isimli gemiyi sıkarsanız çok güzel kar edebileceğinizi düşünüyorum. Büyük ihtimal bunun amiral gemisi sarı bir tane bunu bu tasarımın sarısını düşürüyor arkadaşlar. Anomai gemisinin sarısını düşürüyor. Bu etkinlik karlı buna bakın arkadaşlar. Gelelim asıl etkinliğimize yani kış etkinliğimize arkadaşlar. Kış etkinliğimiz 6 gemiden oluşuyor. 2 tane ince taç long ve safanat sikkesi veren amiral gemimiz. Yani bunların karışımını veriyor arkadaşlar şans usulü. Hatta birisi yanımızda. Sentinel Takız isimli gemi. Bu gemiye sıkarken ben size kış etkinliğini anlatayım. Şu anomeyi bitsin. Şundan sıkalım hızlıca. Bu kış etkinliğinin etkinlik borsası o kadar güzel yapmışlar ki arkadaşlar. E, sıfırdan bir gemi açıp. Tabi sıfırdan gemi birazcık zor olacak. Sıfırdan gemi açmak yerine ortalama bir geminiz varsa veya düşük seviye düşük hasar vuran bir geminiz varsa. Çok rahatlıkla artık 150-170 bin vurabileceksiniz. Bu etkinliğin kara borsasını tamamlarsınız. Bu etkinlikte 6 gemi var. İkisi dediğim gibi Ince Taççı Longsafanat Zikkesi veriyor. İkisi... Ee, sadece kurabiye adam veriyor ve şu gördüğün semeli muhafızı ve bir tane daha bunun bir ufak canlı gemisi var. Onlar da size eşantyon olarak e, sıktığınız gülleyi onun yanında bir iki mum falan veriyor yani kış etkinliği eşyalarından veriyor arkadaşlar. Önemli olan sentinel tak ve şu e, Betrunklem adındaki Gemiler arkadaşlar çünkü kurabiye adama o kadar ihtiyacınız var ki size şimdi diyeceğim şaka gibi gelecek ama tüm topları alabilmek için 220.000'e yakın kurabiye adama ihtiyacınız var arkadaşlar. Şimdi tek tek onları inceleyelim. Şuradan hemen donmuş öfkeye gelelim. Kurabiye adama tıklayalım. Ve buradan karşımıza çıkan toplara bir bakalım. Şimdi arkadaşlar direkt bunları anlatmama gerek yok. Bunlar artık bildiğiniz üzere buff'lar arkadaşlar. Şunlar elit puan ve tecrübe puanı arttırıyor. Bunlar da gemimize ek şekilde buff'lar sağlıyor bize. Gelelim toplarımıza. Bu toplardan hepsinden limitli alabiliyoruz tabii ki. Sınırsız bir şekilde değil. Şimdi 1000 bin... Kurabiye adam ve 2000 taç karşılığında Derebeyi topu alabiliyoruz. Bundan 50 tane alabiliyormuşuz. 100.000 taç ve 50.000 kurabiye adam karşılığında 50 tane Derebeyi topu alabiliyoruz bu cepte. Bunun karşı bir diğer topumuz, Birinci seviye burç topu. Bunu da 800 kurabiye adam ve 4750 inci karşılığında bir tanesini alabiliyormuşuz. Tamamını 40.000 kurabiye adam karşılığında alabiliyoruz arkadaşlar. İnciyi hesaplamayacağım çünkü inci Günlük hayatımızda artık e, ekstrası olmayan bir şey yani onu hesaplamayacağım yani ne yaptı buradaki kurabi adamlar 40 bin buradan geldi 50 bin de buradan geldi 90 bin kurabiye adam yaptı gelelim burada seviyesiz dünya yaran topu veriyor bir tanesini 250 kurabiye adam ve 4750. inci karşılığında alıyormuşuz yani 100 tanesini 25.000 kurabiye adamı alıyormuşuz. Bu 25.000 kurabiye adam 90.000 topladığımızda 115.000 kurabiye adam yapıyor arkadaşlar. Gelelim birinci seviye dünya yaran topumuza. 500 tane kurabiye adam ve 4.750 inci karşılığında bir tane dünya yaran topu alabiliyormuşuz. Bundan da 50 tane alabiliyormuşuz ve 25.000 tane de buradan geliyor. 115.000 arttı. 25.000 bize 140.000'e yakın bir kurabiye adam çıkardı bile şimdiden. Şimdi burada e, burç topumuz var, seviyesiz burç topumuz var. 800 tane kurabiyeye ve 4.750 inciye bir tane veriyormuş. 100 tanesi bize 80.000 kurabiye adam yapar. E, 140.000 artı 200, e, 140.000 artı 80.000 de 220.000 yapar. Bu da 220.000 tane kurabiye Adam demek oluyor arkadaşlar. Buradakileri en son almanızı öneririm. Topları bitirdikten sonra eğer vaktiniz kalırsa buradaki ekstradan tariflerinizi de alırsınız arkadaşlar. Şimdi gelelim kış etkinliğinin diğer bir konusuna. Kış etkinliğinde bir tane e, kış yap var arkadaşlar. Bu kış yap 6 tane bölümden parça toplamak zorundayız. Bunların ikisi etkinlik haritalarına girerek alabileceğimiz. Ee, parçalar arkadaşlar birisi kutu toplama görevinden alacağımız birisi sandıktan alacağımız e, Birisi kardan adamdan alacağımız ve birisi de takvimden alacağımız şeyler arkadaşlar ee, Yapboz parçaları bu yapboz parçalarını topladığımızda bu yılki kış tasarımını almaya hak kazanıyoruz arkadaşlar Yani bu yılki kış etkinliğini beğendim açıkçası küçük gemiler için bu ilaç gibi gelecek bir etkinlik yeni başlayanlar için ilaç gibi gelecek etkinlik şu gördüğünüz Pırıltılar arkadaşlar Bu etkinlik için tasarlanmış Pırıltılar arkadaşlar Gördüğünüz gibi inci veriyor kargüllesi veriyor yani Kış etkinliği eşyalarını veriyor Onun dışında buz kütlemiz var arkadaşlar bu buz kütlemizden de tabii çeşitli tılsımlar silah arkadaşlığı falan Kış eşyaları çıkıyor bunun yanında ee, seviyesiz Dünya Yaran Topu çıkma olasılığı var. Bu olasılık sandıklarda da var yani sandık anahtarı alıp sandık açarsak, kış sandığı tabii ki de, etkinlik sandığı açarsak Dünya Yaran Topu çıkma olasılığı onda da var. Ben açıkçası kış etkinliğini beğendim yeni başlayan arkadaşlarımız için birebir bir etkinlik kaçırmadan yapmalarını öneririm. Gerçi 220 bin kardan adamı nasıl toplayacaksınız orası birazcık muamma belki paket almaya yönlendirmişlerdir. Gerçi paketlere de bakmadık arkadaşlar. Hadi onlara da bakalım. Bir belki paket çekmek isteyen arkadaşlar olacak. Onlara da bir göz gezdirelim. Paket fiyatları uçmuşken hemen şuradan TL'yi işaretleyelim. Bunda açıkçası ben şimdi bunlara bir size önerme vermek istemiyorum. Çünkü yeni torpidolar falan, yeni eklentiler geldi. Bu eklentiler hakkında bir yeni bir video çekeceğim yakın zamanda. Eğer etkinlik devam ediyorsa hala paketlere tekrar bir göz gezdiririz ve o e, şeyde o videomda size paket önerisi yapabilirim arkadaşlar. Çünkü şu anda herhangi bir torpido ve yeni eklenen eklentiler hakkında bilgi olmadığı için size yanlış bilgi vermek istemiyorum. E, videonun başında bahsettim. Bahsetmişimdir arkadaşlar. Topluluk sekmemiz açıldı. Top, YouTube topluluk sekmesi tabii ki bu topluluk sekmesinde ben etkinlik kodlarını paylaşıyorum arkadaşlar lütfen orayı ara sıra kontrol etmeyi unutmayın çünkü bugünlerde kodlarda top veriyorlar arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlarımız için de toplar bir hayli önemli bu videoluk bu kadar arkadaşlar dediğim gibi bu hafta bir iki hafta videolar yoğun bir şekilde gelecek. Yani isteğinize göre bu videoların sıklığı artabilir arkadaşlar. O yüzden fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.